insanın doğumunun 600. yılında, dünya medeniyetleri karanlığa gömülürken, Mekke'de, Arabistan'ın bu mübarek toprağında Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed dünyaya geldi. O zamanlar Mekke, tüccarların uğrağı olan zengin bir ticaret şehriydi. Kureyşliler, sayıları 360'ı aşan tanrılarıyla övünürler. Mekke'nin hakimi ve imtiyazlı bir kavmi olmakla gururlanırlardı. Bir zamanlar tek Allah zikre inanan, Hazreti İbrahim'le müminlerinin hac ve ibadet yeri olan mukaddes Kabe, şimdi taştan tahtadan yapılmış putların ve bunlara tapan putperestlerin yuvası olmuştu. Milattan sonra 610 yılında Mekke. Oku, Yaradan Rabbin adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. Oku, en büyük kerem sahibi Rabbin ki insana kelimeleri, yazıyı bilmediklerini öğretti. Bunlar Muhammed'in en kötü yıllarıydı. 3 yıl boyunca açlığa, susuzluğa, çölün zalimliğine tahammül ettiler. Oysa en büyük ıstırap yılları henüz yaşanmamıştı. Sonra Hazreti Muhammed'in karısı Hatice öldü. İhtiyar koruyucusu Ebu Talip de. Amcası son nefesinde bir kere daha Hazreti Muhammed'le Mekkelileri uzlaştırmaya çalıştı. Amcasının ölümüyle Hazreti Muhammed'i koruyan kalmamıştı. Mekke'de güven içinde değildi artık. Manevi oğlu Zeyd'le bir dağ kentine Taif'e gitti. Oraya kabul edilmesini, bazılarına izin verilmesini istedi. Ama Taifli çocuklar onu taşlayarak çöle dönmeye zorladılar. Peygamber bugünü hayatının en acı günü olarak isimlendirdi. Hazreti Muhammed inandığı yolda başarısız gibi görünürken birden bir mucizeyle her şey değişti. Zengin ama fazla varlık gösterememiş Medine'den bir heyet onunla Akaba kayalıkları yakınında buluşup şehirlerine davet etti. Fitneyi ve iç savaşları önlemek için bir tek Allah'a inanacaklarına söz verdiler Hazreti Muhammed'e. O da bunun üzerine Medine davetini kabul etti. Dünyayı değiştiren bir yolculuk oldu bu. Hicret ya da Medine'ye göç. 70 kişi küçük gruplar halinde çölü geçti. Bu yürüyüşün etkisi öylesine derin, öylesine uzun sürdü ki Müslümanlar takvimlerini o günle başlattılar. Hazreti Muhammed'le ölüm arasındaki tek engel incecik bir örümcek ağıydı. O öldürülemeyecek bir insandı. Bedevi rehber ona ve arkadaşı Ebu Bekir'e öncülük edip Haziran sıcağında çölün insan ayağı değmemiş bölgelerinde kaçmalarını sağladı. Medine'de müminleri onu bekliyor, başına bir kötülük gelmesinden korkuyorlardı. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah. İslamiyet'te ırk ayrımı yoktu. Bir Arap, bir yabancıdan üstün olmadığı gibi beyaz
da zenciler üstün değildir. Allah'ın indinde herkes birdir. Kendin için dilediğini komşun için dilemezsen dindar sayılmaz. Komşusunun aç olduğunu bildiği halde karnı tok uykuya dalabilen adam olgun Müslüman değildir. Okumuş bir insanın mürekkebi şehidin kanından mukaddestir. Okuyan bir insan Allah'ın makbul kurudur. Okumayı öğrenin. Öğrendikten sonra da öğretin. Başka dinlerin kitapları, Yahudilerin Tevrat'ı, Hristiyanların İncil'i bizden saygı görme. Oradan tahrif edilmişlerse de Allah'tan gelmiştir. İbrahim'e mukaddes bir yer olsun diye verdi. Başka hiçbir ilaha tapmayın. Allah'ın evini temiz tutun. Hazreti Muhammed intikam almadı. Aldırtmadı da. Mekke'yi mukaddes şehir ilan etti. Hiç kimse kan dökmeyecek, ağaç kesmeyecek, hiçbir canlıyı öldürmeyecek. Çok geçmeden bütün Arabistan Müslüman oldu. Yalnız bu yeni dine değil, İslam'ın getirdiği ilkelere, davranışlara, her şeye inandılar. Peygamber görevini yapmıştı. Artık ölü gün yaklaştığını hissediyordu. Ashabını çağırdı. Onlarla son defa konuştu. Ruhunu Ulu Allah'a teslim ederken şunları söyledi. Bütün insanlık, iyi dinleyin. Sizlerle daha fazla beraber olamayacağım. Aranızdaki yoksulları yiyeceklerinizin bir kısmıyla besleyin. Kendi giyindiğiniz gibi giydirin onları. Allah'ın huzuruna çıktığınızda günahlarınızın da, sevaplarınızın da hesabını vereceksiniz. Burada bulunanlar bulunmayanları uyarsın. Hepiniz Adem'in neslisiniz. En iyi insan, Allah'a en büyük saygıyı gösterendir. Söylediklerimi unutmayın. Kavgalar, dargınlıklar ortadan kalksın. Şunu iyi bilin ki, bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir. İslamiyet'te ırk ve kabile ayrımı yoktur. Gönülden verdiğinden fazlasını kardeşinizden istemeyin. Kimseye zulmetmeyin. Size zulmedilmesine de müsaade etmeyin. Aziz dindaşlarım, ben de insanım. Ölüm meleği belki de çok yakında ziyaretime gelecek. Ve bu fani dünyadan alacak beni. Size bir kitap bırakıyorum. Allah'ın bana bahşettiği Kur'an-ı Kerim, ışığınız olsun, size yol göstersin. Sonra Kur'an-ı Kerim'in son sözlerini tekrarladı onlara. Bunlar Hazreti Muhammed'in değil, Allah'ın sözleriydi. Size bahşedilen din, dinlerin en mükemmelidir. İslamiyet'i sizler için. Hazreti Muhammed 8 Haziran 632'de 63 yaşında.